Başlat şunu herkese merhaba arkadaşlar. Danger Dash isimli oyunun ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Oyun Gameloft tarafından üretilip yayınlanmakta. Hemen koşmak için dokun dedi. Tıkladığımızda bize kısa bir hikaye bağında görsel gösteriyor. Kaplanlar tarafından kovalanıyoruz sanırsam dedim. Evet. Şimdi zıplayalım. İyi, tamam, başlayalım diyor. Aa, orada eğilmemiz gerekiyordu sanırsam. Sürdür desek. 3, 2, 1. Bir geri sayması var. Geri sayma bittikten sonra sanırsam devam edecek. Yeni koşu dedik. Tekrardan başladık. Altınları topluyoruz hemen. Hop. Şöyle yaptık mı? Tam anlaşılmadı daha demin. Ondan dolayı hemen öldüm. Bu kadar çabuk öleceğimi zannetmiyordum ama. Demek ki ölebiliyormuşuz. Çünkü o yükselti tam şeymiş gibi gözükmüyor. İnsanın gözüne yani tam ayarlayamamışlar. Her ne kadar Gameloft'un oyunu da olsa. Hop. Şuradan devam edelim. Çarptık. Neyse, şurayı da geçtikten sonra oyunun diğer şeylerine bakalım. Ne gibi özellikler var vesaire var. Yeni koşu dediğimizde tek koşuda 106'ın başarı kısmı var. Tek koşuda 150 altın, topla 1000 altın hediye sanırsam. O şekilde mi ayarlamışlar? Görevmiş bunlar, pardon. Toplamda 12 engelden atla 500 altın kazan diyor. Tek koşuda 1200 puan topla 1000 diyor. Puan kazan şeklinde. Şurada bir sandık kısmı gibi bir şey var. Burada ne var diye bakıyoruz. Çarpan bonusu. Bunların hepsini satın alabiliyoruz. Sanırsam bunlar yükseltmelermiş zaten. Yeni şeyler sağlıyor bize. Şöyle baktığımızda koşmak için diğer karakterler mevcut. Her bir karakterin onlara bakıyorum, Nadim'in kendine has özellikleri mevcut. Geri dönüş yapalım. Şuraya ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmında neler var diye. Müşteri destek kısmını eklemişler. Çok ilginç. Buraya tıkladığımızda acaba nereye yönlendiriyor? Direkt Gameloft'un sitesine yönlendiriyor. Şimdi şuraya bir geri dönüş yapalım. Tekrardan bir oyuna başladı. Hop. Yaptık ve bitirdik. Neyse arkadaşlar, oyunu burada sonlandırıyorum. Bir başka ilk bakış videosunda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.